Hatice Hanım altınlara nazar değdiğini düşünmeyeceğim dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi Hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, bana dediğini düşünmüyorum. Hatta hiçbirimize dediğini düşünmüyorum öyle evet, değil mi? Hepimiz evet. Altınlı bayanlarız evet, maşallah. Ama siz dediniz ya Ezgi Hanım takıp takıştırmışsınız diye Hatice Hanım'a. Ben sevdiğim için bir sürü altınları var ama evine kombi döşetmemiş. Ne alakası var altınlarla yani, kombinin? Kombi olmadığı için. Yani doğalgaz bizim orada oraya gelmediği sistemle için. Alakalı. Evet, doğalgaz. Sistemle alakalı. Bunu unuttunuz herhalde yani kaçırdınız en önemli noktayı. Yorum yapıyorsunuz. Bilmiyordum. Bilmiyordunuz. Evet, bilmiyordum. Yorum yapıyorsunuz. Bence altı boş çünkü yorum yapmayı. Çünkü banyoda kazan falan görmüştüm de. Altı boş yorumlar yapıyorsunuz. Biraz hatırlayın. Öyle yorum yapın. Bilmiyordum. Madem yapıyorsunuz. Doğalgaz gelmedi. Hatırlayın o şekilde yap. Sizler hatırlıyorsunuz herhalde öyle değil mi? Evet. Ben söyleyeyim. Bence gereksiz bir durum. Gereksiz bir eleştiri yapıyorsunuz. Evet. Çok fazla bir gereksizdi bu arada. Sen de 300 milyar düğün yapmışsın, 85 metrekare evde oturuyorsun. Seni ilgilendirmez yani. Benim kombimde seni ilgilendirmez. Küçük olması. Benim kombimde seni ilgilendirmez. Ben yeterince ısındığımı düşünüyorum evimde. Biz donduk. Yani iliğimiz kemiğimiz dondu. Yorum yapmayacağım sizi çünkü kale almıyorum. Dün benim söylediğim kelimeleri bugün bana tekrar kullanmayın lütfen. Siz söylediğiniz için özellikle söyledim. Bence önemli olan üşümek değil. Bence Ezgi Hanım'ın gayet kanı sıcak zaten. Onun evinde çok eğlendiğimizi, o şalvarlar falan çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yani. Şalvarları gününüz diye. Zaten, hayır onunla alakası yok. Ben zaten Ezgi Hanım'a yaptığım yorumlardan da belli. Sizin de gününüz bittiği için bugün bayağı bir... Evet çok herhalde rahatım. Bana takıldınız sizin gibi. Bana bir patlama yaptınız. Patlama falan yapmadım rahatsızdınız da. Rahatsızdınız bayağı.